Ben bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bursa dahil olmak üzere Ferit, Bursa dahil olmak üzere çok açık net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bursa'daki Mustafa Bozbey'in yeğenini şirket genel müdürü yapması, bakın şirket genel müdürü yapması, başka belediyelerde başka olayların patlaması ve AK Partililer gibi hareket etmeleri. İlginç bir şekilde birkaç tane örnek vereceğim hemen. Ferit şöyle şey yapayım. Geleyim az. Bir saniye. Evet. Şimdi Gürsel Tekin'den tut da bu belediyelerdeki yaşananlarla ilgili onlar da hem Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı Gürsel Tekin. Artık ne olsa milletvekili değil. Kılıçdaroğlu'nun da bir daha geri gelmesi mümkün değil. Onun için şimdi herkes şey yapıyor. Söyle sallıyor. Ama bakın Mustafa Bozbey ismiyle ilgili bir araştırma yaptım. Mustafa Bozbey çok başarılı bir belediye başkanı. Seçimlerde cengaver çalışıyor Bursa'da. Ama ilginç bir şekilde genel seçimler olduğunda sahaya çıkmadığı iddia ediliyor. Ve Mustafa Bozbey'in başında bulunduğu Nilvak diye bir vakıf var. Yönetim kurulu üyelerini sayacağım şimdi. Mustafa Bozbey, Sedem Bozbey, Hüseyin Bozbey, Ramiz Bozbey, Serhat Bozbey. Şimdi Nilüfer, Bursa Nilüfer ilçesinden şey Mustafa Bozbey ve orada doğmuş, büyümüş. 1999 yılında Nilüfer Belediye Başkanı seçilmiş ve aralıksız tam 20 yıl belediye başkanlığı yürütmüş. Şimdi bu kişilerin 31 Mart seçimlerinden sonra seçilir seçilmez kendi akrabalarını, yandaşlarını şirketlere, belediye başkanlıklarına, genel müdür atamaları, başkan yardımcısı atamaları, özel kalem atamaları, bunların da AK Parti'den hiçbir farkının olmadığı gözüküyor. Ama bir şey söyleyeceğim Ferit. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkınca 31 Mart seçimlerinde kamuoyunun insanlar yanlışlıklarla bu umutlarının bitmesini istemiyorlar. Umutlarının heder olmasını da istemiyorlar. Onun için dikkat edin AK Parti'de bu konular tartışılamaz. Ama CHP'de tartışılabilir. Bu bile başlı başına bir olumluluk. AK Parti'de 22 yıldır yapılıyor, eleştiren kimse yok. Eleştirse de kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Görünce herkes el pençe divan duruyor. Acaba kendi akrabasını onu da bir yere getirebilir mi diye hesap yapıyor. Ama düşün bak bir tane örnek anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir Belediye Başkanı'nın Battal İlgez'de milletvekili, iki dönemdir milletvekili olan karısı Sancaktepe, ama Ataşehir Belediyesi'nde eskiden müdürdü. Yani sanki yeni değil anlatabiliyor muyum? Ama insanların daha çok gözüne bat. Yani aynalarını yapmayın ulan. Ya Umutlarınızı Ataşehir Belediye Başkanı'nın karısı milletvekiliydi abi ya. ya anlatıyorum ya iki dönemdir milletvekili. Yok milletvekiliydi değil. Hala milletvekili Kerem. Hala mı? Hem de MYK üyesiydi bu son kongreye kadar. Şimdi buradan söylemek istediğim olay şu. İnsanlar haklı olarak isyan ediyorlar. İsyan. Ulan AK Parti'ye benzeyecekseniz, AK Parti gibi yapacaksınız. Biz size niye oy verdik lan? Niye oy verdik? Şatafat içerisinde yaşayacaksınız. Bak bir tane örnek vereceğim sana. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde binaların dış cephelerine borç şeyleri asılıyor değil mi? Şu kadar borçla teslim aldık. Kerem de dedi ki aynıları dedi CHP'li belediyelerle ilgili olsa aynıları çıkar dedi. Şimdi sana örnek vereceğim. Esenyurt Belediyesi'ne. 5 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partili Kemal Deniz Bozkurt yürüttü. Başkanlığını yaptı. Borcu ne kadarmış biliyor musun? Göreve geldiklerinde 3 milyar zannediyorlardı. Son dün düzenlediği ama meclis toplantısında 4 milyar olduğunu söyledi. 4 milyar. Esenyurt'ta bir ilçe belediyesinden söz ediyoruz. Yani AK Parti belediyeyi teslim alsaydı binanın cephesine asacaktı. Ya yok birbirlerinden farkları. Aynılar lanet olası. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar bu kadar isyan etmelerinin, Özgür Özel'e kızmalarının temel nedeni umutlarının çalınacak olması. Tekrar ulan umudumuz giderse ne yapacağız korkusu ve kaygısı. Umutlarımızı çalın diye oy vermedik. Gidin Erdoğan'la anlaşın diye oy vermedik. Erdoğan'ın ömrünü uzatın diye oy vermedik. Erken seçim istemeyin diye oy vermedik.
ananızı, bacınızı, kardeşinizi, yeğeninizi belediye yerlere yerleştirin diye oy vermedik. Ulan siz de nepotizm hastalığına tutulun diye oy vermedik diye insanların isyanları. Diyorum ya, Özgür Özel, Özgür Özel eğer hep her zaman konuşacağım, konuşmaya da devam edeceğim. 2018'de Muharrem İnce %30'u kendisine verilmiş oy diye kabul etti. Yırtındık. Ulan sana verilmedi o oylar diye linç edildik biz. Nasıl ona verilmedi? Ha işte ona verilip verilmediği iki seçimdir. Hatta üç seçimdir ortada. 14 Mayıs, 28 Mayıs, 31 Mart seçimleri. Başka? Dedik ki %48 Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmedi kardeşim. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmedi. Bir efsaneden daha söz edeceğim. Herkes İyi Parti seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylüyor değil mi Ferit? Evet. İşkembeden Kübra herkes atıyor. Ya kimse seçim sonuçlarına bakmıyor kardeşim. Kimse seçim sonuçlarına bakmıyor. Bak bir tane örnek vereceğim sana. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta aldığı o 24.594.932. Yani 24.600.000. Recep Tayyip Erdoğan'da aldığı o 27.133.000. Bak Millet İttifakı'nın toplam oyu 19.063.000. Yani İYİ Parti ve CHP'nin toplam oyu. Emek Özgürlük İttifakı'nın da toplam oyu 5.744.000. Toplam ikisinin oyu 24.800.000 küsür. Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar oy almış. 24.600.000. Arada 200.000 oy farkı var. Bu 200.000 İYİ Parti'nin oyu mudur? O günkü Yeşil Sol Parti'nin oyu mudur? CHP'lilerin bir kısmının oyudur bilmiyoruz. Ama İYİ Partililer oy vermedi denilen olay efsane kardeşim. Efsane çöp. Bunu niye söylüyorum? O oy da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait değildi. Sonra biliyorsun 28 Mayıs seçimlerinde daha yüksek bir oy aldı şey. Kemal Kılıçdaroğlu %45'lik oyu %48'e çıktı. Ya kardeşim insanlar onu Kemal Bey'in şahsına vermediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına vermediler. Erdoğan'ın Bahçeli iktidarından kurtulalım diye, hukuksuzluktan kurtulalım diye, bu ekonomik rezillikten kurtulalım diye verdiler. Muhalefetin toplamının tamamını Kemal Bey'e oy verdi. Ha içinde Zafer Partisi'nin ve Sinan Oğan'a verilmiş oylar var. 2,5 milyon civarında. O oyların bir kısmının da büyük bir bölümü de Sinan Oğan'a verilen oyun büyük bir kısmı da MHP'den gelen oy. Yani kısacası söylemek istediğim olay şu Ferit. İnsanlar umutlarının çalınmasından rahatsızlar. Çalınacak kaygısından rahatsızlar. Onun için bu kadar feryadı figan ediyorlar. Ama kardeşim Ali Mahir Başarı çıkıyor ne diyor televizyonda? Özgür Özel diyor. Aday olursa Erdoğan'ı yener. Mustafa Sarıgül ne diyor? Oo yener. Şey ne diyor? Bülent Arınç Özgür Özel'e övgüler düzüyorlar. Devlet Bahçeli övgüler düzüyor. Değil mi? Yani kısacası söylemek istediğim olay şu Ferit. Söylemek istediğim olay şu. Erdoğan'ın son konuşması var ki ben ona sürekli bu coğrafyada tesadüf yoktur diyorum. Erdoğan da Cumhurbaşkanı'nda yaptığı bir konuşmada diyor ki bu coğrafyada siyasette tesadüf yoktur. Bugüne kadar tesadüf olmadığı ortada durmaktadır. 1994 yılından itibaren kaygımız ve korkumuz önümüzdeki sürecin de tesadüf olmayacak kadar organize edilmeye yönelik yapılan girişimleredir itirazımız. Onun içindir bu feryadımız. Özgür Özel de bilsin ki aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Muharrem İnce'nin kendisinin zannettiği oylar gibi o da kendisinin zannetmesin bu oylar. Ona ait oylar falan değildir kardeşim. Evet. Ona ait oylar değildir.